İnce Mehmet, adlı eseri ile tanınan Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk Türk yazarımız, Yaşar Kemal'dir. 1911 Kastamonu doğumlu olan, önemli eserleri arasında, Hababam sınıfı, Yıldız Karayel, Karartma Geceleri, bulunan ünlü yazar, Rıfat Ilgaz'dır. Kurt Kanunu, Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları, isimli eserleri ile tanınan yazar, Kemal Tahir'dir. Adana'nın Kurtuluş Günü'nde yazdığı ünlü, bayrak, şiirinden dolayı, bayrak şairi, olarak anılan şairimiz, Arif Nihat Asya'dır. Nabi Zade Nazım, tarafından kaleme alınan edebiyatımızdaki ilk köy romanı Karabibik'tir. Mustafa Kemal Atatürk tarafından askeri okulların müfredatına konulmasını emrettiği Beyaz Zambaklar Ülkesi adlı eserin yazarı Grigori Petrov'dur. Ceviz Kabuğundaki Evren adlı eseriyle tanınan ve Mart 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking'dir. Zeytin Dağı, Çankaya, Ateş ve Güneş adlı eserleri ile tanınan yazar Falih Rıfkı Atay'dır. Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Dağa Çıkan Kurt adlı eseri ile tanınan yazar, Halide Edip adı vardır. Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan, Şu Çılgın Türkler adlı kitabın yazarı, Turgut Özakman'dır. Küçük A ve Osman Gazi'nin yaşamını konu alan Osmancık adlı eserin yazarı Tarık Buğra'dır. Edebiyatımızda ilk psikolojik roman olma özelliğine sahip Eylül adlı eserin yazarı Mehmet Rauf'tur. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bir romandır. Servet Fünün edebiyatının en büyük nesir ustası kabul edilen ve ilk büyük Türk romanı olarak kabul görmüş Aşkı Memnun'un yazarı Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Türk kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahip, 10 ciltten oluşan seyahatname, Evliya Çelebi'ye aittir. Mona Rosa şiiri, Sezai Karakoç'a aittir. Sergüzeşt Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı, 1888'de yayınlanan ve Türk edebiyatında romantizmden realizme geçiş eseri olarak kabul edilir. İntibah, Vatan Yahut Silistre, Cezmi, Zavallı Çocuk, Karabela, Akif Bey, Gülnihal ve Celaleddin Harzemşah gibi eserleriyle tanınan usta şair ve yazar, Namık Kemal'dir.